Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi kıymetli arkadaşlar Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'de oyunculara izin var. Bu bilgiyi enteresan bilgiyi vereyim. Niye? E, çünkü bazı arkadaşlar diyor ki hocam diyor hani milli aradayız. Hiç çalışmıyoruz etmiyoruz diye. Şimdi 4 günlük idman yapıldı. Sonrasında e, 14 Ekim pazartesi gününe kadar izin verildi Jose Mourinho tarafından. Hem hafta sonu tatili için hem de futbolcular aşırı yükleme yaptıkları için vücutlarının dinlenmesi açısından e, yani 4 günlük izin verildi arkadaşlar. Yani yoğun bir maç fikstürü 17 günlük bir araya girdi Fenerbahçe. E, milli aradan öncesinde bir bay geçtiğimiz bir dönem var ki o hafta sonu yani bu hafta geçen hafta sonu bay geçtik ve Fenerbahçe 4 gün çalıştı. Milli göreve gidenler nedenle U19'daki oyuncularla takviye edildi. E, yani bugün 12 Ekim Cumartesi günü diyeyim daha doğrusu. Jose Mourinho'nun kızı evleniyor. Zaten 3 günlük izin de bu yüzden verdi. bu çok mühim değil. E, ya yani Futbolcuların vücutlarına dinlenmesi açısından bu izin verildi. Normalde izin verilmese de olur demeyeceğim. E, hani düğüne gideceği için izin vermedi. Futbolcuların bedenleri yorulduğu için izin verdi. Bilginiz olsun. Samsun Spor maçı hazırlıklarımızda Pazartesi günü kaldığı yerden itibaren devam edecek. Ben futbolculara ve Jose Mourinho'ya ve hatta Ali Koç'a da bir ee, şey söylemek istiyorum. Geçen sene şampiyonluğumuzu çalan takımlardan birisi de Samsun Spor'du. Fenerbahçe maçında aslan kesildiler ama Galatasaray maçında yastan kesi e, şey yaptılar. Kalpleriyle akılları çelişti ve bu kalplerin akılları çelişen Samsun Spor niye ise Fenerbahçe'ye çok zorluk çıkartırken Galatasaray'a kolaylık çıkarttı. Yani ben bunu da belirteyim. İnşallah e, yapılan açıklamaları şunu bunu hepsini duymuştur. Hepsi inşallah bilgilerindedir. Yani Fenerbahçe yönetiminin e, ne bileyim futbolcuların için, hepsi için yani hepsi için inşallah akıllarda kalıcıdır. Yani ben bu kadar söylüyorum. İnşallah iyi hazırlanır takımımız ve iyi hazırlanan takımımız da bir şeyler yapar ve Samsunspor maçından ne yapıp edip galibiyetle ayrılır. Yani ne yapıp edip galibiyetten ayrılmamız lazım. Şimdi kritik bir viraja giriyoruz. Hem de çok kritik bir viraja giriyoruz. Yani 10 Kasım pazartesi gününe kadar 20 günde 6 maç oynayacağız. Hani bizim Okan Buruk gibi ağlama lüksümüz yok. Çünkü mecburuz. Avrupa takımıysan Avrupa'da boy göstereceksen bu milli arada hani milli ara bitiminde diğer milli araya kadar maçlar yapmak zorundasın. Yani 20 günlük süreçte 4'ü Süper Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 6 maç. Sonrasında yine milli yara. <laughs> ya bu periyodun ilk maçı 22 Ekim Pazar günü Samsun Spor maçı. Ve akabinde Manchester United maçı falan diye gidiyor. Trabzon Spor maçı da var bu arada. Hani neredeyse 3 günde bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'nin bu araya iyi hazırlanması lazım. Ha Jose Mourinho'nun futbolcular hakkındaki kararını gözden geçirmesi lazım. Mesela Ennesiri kararı. Ben en -Nesil kararında hani ee, Jose Mourinho'nun çok iyi düşünmesi taraftarıyım. <laughs> en nesiri konusunda çok çok iyi düşünmesi taraftarıyım. Niye derseniz arkadaşlar bakın ne kadar olursa olsun rekor bir bedelle transfer edildi. Şu an birçok kişiye göre bekleneni veremiyor. Ama Mourinho açık açık demiyor. Arkadaş bana göre beklentileri verdi ya da vermedi demiyor. 11 maç 1 gol. Şimdi eski takımının devrede olduğu da söyleniyor Sevilla'nın. Yani Mourinho e, transferde bir numaralı önceliğim bu dedi. Aldırdı. Kesinlikle göndermeyi düşünmüyor. Ben öyle bir zamanda oynatacağım ki diyor. Oynadıktan sonra peş peşe arka arkaya bir şeyleri dizecek diyor. Vallahi inşallah ne yaptığını biliyordur Mourinho. Ben en nesil için şunu söyleyeyim. Her hemen hemen her pozisyonda. Her pozisyonun içinde istekli bir oyuncu, arayan bir oyuncu, kemiren bir oyuncu. Ama arama, kemirme, şu bu benim için önemli değil. Benim için önemli olan çok başka şey. Benim için önemli olan artık taraftar için de önemli. Yani oynasın istiyoruz, gol atsın istiyoruz, kendine gelsin istiyoruz. Hani bu kadar para verir değsin istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Mesela <laughs> basketbolda aklıma gelmişken söyleyeyim. Ee, Sarnas Jasikevicius Fenerbahçe Beko'nun başında Anadolu Efes'e rakip olduğu tüm deplasman maçlarını kazanmış. Hani 89-84 e, ne bileyim 85-74 101-70, 83-78 diyen kazanmış. Ya kazanmasına kazanmış ama yani kazanmasına kazanmış ama yani mesela Cumhurbaşkanlığı Kupası vardı geçenlerde. Onu kazansa Kupa kazanacak. Onu kazanmıyor. İşte Euroleague maçı. Ya Euroleague maçının telafisi var. Kupa maçının telafisi yok. Ya bunlara dikkat etmek lazım. Mesela sakatlanan Scottie Welbeck'in yerine oyuncu bakıyor musunuz demiş. Jasikevicius, Lebron James ile ilgileniyoruz bize gelmeyeceğini çünkü Lakers'la devam eden bir sözleşmesi olduğunu söyledi diyor. Bilmiyorum espri mi söyledi, ciddi mi söyledi ben bunu da anlamadım ama ya durum bu bakın biz milli aradayız. Şimdi ne derseniz deyin aklıma gelmişken ben unutmadan söyleyeyim. Milli ara form tutmuş takımlar için nefret edilecek bir süreçtir. Form tutmuş takımlar için var ya. Form tutmuş takımlar için nefret edilecek bir süreç. Form grafiği düşüşte ya da sakatı artan takımlar için adeta nefes alma yeri. Ya kısacası iyi giden takımları kötü etkileyen, yani etkileyebilecek olan 90 ihtimalle etkileyebilecek kötü giden takımları, yani iyi giden takımları kötü etkileyebilecek. Aynı şekilde kötü giden ya da kötü şeylerle uğraşan takımlar için de mükemmel bir zamanlama. Şimdi Fenerbahçe için durum nedir? Hiç düşünürüz mü? Ben düşündüm. Ya oynadığımız futbol size göre de yavaş değil mi? Bana göre de yavaş. Oynadığımız futbol ciddi eleştiriler alıyor değil mi? Yani geçen seneye nazar hocam hiç geçen seneki gibi oynayamıyoruz diyorsunuz değil mi? Ee, Şimanski falan çok tartışılıyor değil mi? Mesela bazı futbolcular Şimanski yani oynayıp oynamaması, e, ne bileyim form grafiği işte Edin Cekodur. işte Tadiştir falan ne kadar gol atsa da tartışılıyor. Öyle değil mi? Anlaştık. Mesela Bekao, Cikutan demi savunma hattı, ne bileyim mesela Mert Müldür falan tartışılıyor. Sakat oyuncu sayımız 5 diyebiliyorum. 6 da olabilir. Mesela İrfan Can Eğribayat. O sahayı sakattı. O sahayı milli takıma gitti. yani orada çalışmasını sürdürüyor diyebiliyorum. Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Maximen. Hani şunlardan hangisi ilk 11 oynayabilir? O sahayı 1. Çağlar Söyüncü 2. Maximen 3. Yani 3 tane 11 oyuncun sakat senin. <laughs> ya da sakattı. Ya İsmail Yüksek de oynayabilir. Yanlış anlamayın. Ben hani sadece şey için söylüyorum. As böyle direkt oynayabilecek isimler arasından söylüyorum. Ya şimdi ara Fenerbahçe'ye iyi mi geldi? Kötü mü geldi? Bunun kararını lütfen siz belirtin arkadaşlar. Ve Fenerbahçe'de bir Oster Volde gelişmesi var. Nasıl bir Oster Volde gelişmesi? İlk şuradan başlayayım. Endonezya'dan Oster ye yeni teklif geldi. <laughs> Endonezya'dan. Şimdi Endonezya Futbol Federasyonu Osterwolde'ye milli takım forması giymesi için yeni bir teklif sunuyor. 23 yaşındaki oyuncu 2023 yılındaki teklifi geri çevirmişti. Şimdi tekrar teklif geldi. Şimdi ben Fenerbahçe'nin Mustafa Hoca olarak tabii ki de Osterwolde'nin sürekli bir milli takımda oynamasını ister miyim? İsterim. Çünkü İngiltere'ye falan gitmek istiyorsa, milli takıma seçildiyse orada oynama zorunluluğu var. Bunu söyleyeyim. Ee, Endonezya milli takımı iki gün önce oyuncu devşirirken dört yeni oyuncu içinde çalışmalarını sürdürüyor. Güncel, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Osterbold için Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan futbolcuyla konuşmuş. Hollanda dışında Surinam ve Endonezya'yı seçme imkanım da var demiş Osterbold'e. Kendileri benimle iletişime geçti ancak Hollanda milli takımda oynamak istediğimi söyledim diyor. Ee, yani durum bu şekilde. Bu bir Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi arkadaşlar. Şimdi Osterwalde için gelenler var. Jesus'un Osterwalde kehaneti vardı. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Jorge Jesus'un kehaneti gerçekleşmek üzere. Ki olacak gibi de duruyor. Jesus göreceksiniz bu çocuktan çok para kazanacaksınız diyor. Ama kendisi oynatmıyordu Osterwold'eyi Ve transfer iddiası yine ortaya atıldı. Premier Lig ekibinin Ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öne sürüldü. Şimdi Avrupa'da birçok takımın radarında Osterwolde ne derseniz deyin. Ve birçok takım incelemeye almış durumda. Jesus Ali Koç'a göreceksiniz bu çocuktan çok para kazanacaksınız demiştim. West Ham United iddiası ortaya atıldı. Şimdi yönetim, şey Jose Mourinho ve yönetim Osterwolde'nin satışına kesinlikle karşı. Ama West Ham'ın astronomik tekliflere ulaşması durumunda da takınacağı durum çok enteresan. Birçok Avrupa kulübü Twente maç öncesinde benimle ilgilendi demişti yani e, Twente maçından önce birçok Avrupa kulübü benimle ilgilendi demiştim. Ali Koç Osterwolde için devre arasında 12 milyon euroluk teklif aldığını ifade etmişti. Geçtiğimiz sezonun devre arasında hem de. Acun Ilıcalı birkaç ay önce katılıp programda için teklifler olduğunu belirtmiştim. Yani 22 milyon euroluk bir teklif vardı arkadaşlar. Ama tabi bonuslarla, monuslarla, cartlarla, curtlarla o da kolay bir şey değil. Şimdi 6 milyon euro ödedik. 7 milyon euro ve üstüne satılırsa transfer karının %30'u parmaya gidecek. Yani 20 milyon euroya satıldı. 20'den 7'yi çık. 13. 13'ün %30'u 3.9. 3.9 parmaya gidecek. Geri kalan bize kalacak arkadaşlar. Bu şekilde. Bu sezon 13 maç. 1199 dakika. Mourinho'nun vazgeçilmezi oldu. Bitti mi? Bitmedi. Bir olay daha var. Osterwolde ile ilgili sıcak bir gelişme. Dün sevgili Sercan Hamzoğlu ee, futbol arenada bir açıklamada bulundu. Se ee, dedi ki Osterbolde maaşına zam istedi. Bakın burası çok enteresan. Buraya çok dikkat edin. Yıllık yaklaşık 850 bin euro ücret alıyor. Diğer yabancı oyunculara yakın seviyede maaş isteği oldu. Şu anda zam talebi olan tek Osterbolde var. Yani Osterbolde zam talebinde bulunuyor. Osterbolde ve tek zam isteyen Osterwold'e diyor. O sayı demiyor bak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Devre arası yolculuk var. Ciddi söylüyorum size bak. Devre arası yolculuk var. Buna hazır olun. Yani Fenerbahçe'de Osterwold'e krizine hazır olun. Son maçlarda ben dikkat ediyorum. Kendine veremiyor. Hani futbol oynamak istemiyor gibi iş yapıyor. Ne bileyim garip garip böyle tavırların peşinde. Yani ilginç arkadaşlar. Onu ben belirteyim. Ha Osterwolde için şunu söyleyeyim. Bu kafa yapısıyla gidecek olursa olmaz. Bak Osterwolde bizim az sol bekimiz gibi oynamıyor. Onu belirteyim. Hocam önünde Maximen var ya. Maximen savunmaya yardım etmiyor ya ondandır. Hayır. Ben Osterwolde'nin Fenerbahçe'ye geldiğinde neyinden hoşlanmıştım? Yaptığı ortalar dikineydi. Yaptığı ortalar hani böyle trink 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 diye ortalarda ve hani genellikle yerden genellikle isabetli ortalarda. Bu sene Fenerbahçe'de orta açmayı unuttu. Bindirme yapmayı unuttu. Kademe yapmayı unuttu. Yaptığı hatalara bir bakın. Savunmada bozduğu yerlere bakın. Hani <laughs> kafa başka yerde gibi. Açık söyleyeyim. Kafa başka yerde gibi top oynuyor. Hocam Mourinho'nun sistemiyle olabilirim. Bak herkes kötüye gitti. Şöyle oldu böyle oldu. Hayır Mourinho'nun sistemiyle alakalı değil. Mourinho'nun sisteminde aslında sol bek ve sağ bek daha ofansif olur. Yani sizin anlayacağınız dil de söyleyeyim. İsmail Kartal döneminde kaç gol kaç asist katkısı varsa Mourinho sisteminde iki katına çıkması lazım. Çünkü Mourinho savunmanın göbeğini ve orta sahaları sağlam tutuyor. Yani savunmanın göbeği ve orta sahası sağlam olan bir Fenerbahçe'de kanat bekleri daha çok ucuma çıkar. Fenerbahçe'de Osterwolde'de, Osai'de Yeterince ucuma çıkamıyor. sakatlıklar var mı? Var. Yüklemelerin etkisi var mı? Var. Yorgunluk var. Milli aralar vesaire vesaire. Bakalım milli ara dönüşünde futbolcularımız ne yapacaklar? Nasıl yapacaklar? Bunu da hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. benim aktaracaklarım söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ama Osterwolde için ben söyleyeyim buram buram devre arası gidiş kokuyor. 850 bin euro bir buçuğa falan çıkarsa neyse ama bir buçuk çıktıktan sonra kolay kolay kimseye de satamayız. Ben de onu söyleyeyim. Kolay kolay kimseye bir buçuk üstünü vermez. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere.